Siz harbiden gençliğimizin nasıl geçtiğini söyleyeyim mi? Mesela en çok hangi cümleyi duyarak bir şeylerden mahrum bırakıldık ve yine de her şeye rağmen demokrasi sözleri ağızlardan döküldü. AKP ve MHP oylarıyla ilk şey kabul edildi veya reddedildi. Bu ifadeyi illaki duymuşsunuzdur. Mecliste öyle bir çoğunluğu var ki AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin ne isterlerse o oluyor gibi bir durumdayız. Öyle ki toplam 581 kişilik meclisin 286'sını AKP'li vekiller oluştururken 48'ini de MHP'li vekiller oluşturuyor. Bu da meclisin yarısından fazlasının kontrol altında olduğunu gösterir ki zaten alınan tüm kararlardan da bunu görebiliyoruz. Daha dün ise öyle bir karar alındı ki artık bu sadece gazetecileri, yerel haber sayfalarını ya da youtuberları ilgilendirmiyor. Doğrudan senin ifade hürriyetininle alakalı bir konu. Sansür yasası. Nedir ne değildir bugün bunu açıklayacağım. Geçen annemden öyle bir mesaj aldım ki arkadaşlar, gülsem mağlasam mı bilemedim. Zaten şu anda ekranda okuyorsunuz. Onlar gidene kadar buraya gelme diyor. Kim bilir başka ülkelerde başka anneler çocukları hakkında niçin endişeli ve benim annem neden endişeleniyor? Sosyal medya yasa tasarısı da aslında tam olarak bununla alakalı bir durum. AKP ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı sansür yasası 40 maddelik düzenleme ile TBMM'de görüşüldü. Bazı maddeleri 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan yasa teklifinde yer alan düzenlemelerden bazılarını dinlemek ister misiniz? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle, ...ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Aslında böyle okuyunca fena da gözükmüyor değil mi? Yalan haberler cezalandırılacak. Ancak bu kimin yalan haberi olacak? Kimin doğrusu olacak? Kimler hangi gerekçelerle cezalandırılacak? Daha da fenası suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır. Yani Twitter'daki bir anonim hesap ki bunlardan çok fazla var. Bir yalan haber yaydı. Hükümete göre yalan haber. Gerçekten de yalan bir haber yayabilir bu arada. İstemeden bazen bunlar olabilir. İnsanız. Eğer anonimse hesap sallıyorum 1,5 yıldan yargılanıyorsa 3 yıla çıkacak. Yani resmen bir örgüt faaliyetiymiş gibi görülecek. Şimdi bu yasa tasarısı neden seni de ilgilendiriyor? Biraz ona bakalım. Tabi bir sürü daha maddesi var arkadaşlar. Bu iki madde kabul edildi. Şu anda insanlar patır patır eski tweetlerini siliyorlar. Çünkü bunların incelenmesi durumunda başınıza bir bela gelebilir. Keza tweetleri de silmenize gerek yok. Artık retweet etmek de suç sayılacağı için sallıyorum siz herhangi bir şey demediniz. Başka birisi suç içerecek bir şey dedi. Siz bunu beğendiniz retweet ettiniz. Bu da arkadaşlar suç sayılacak ve yargılanabileceksiniz. O yüzden tekrardan bir Twitter'ınızı gözden geçirin derim. Özellikle bu yasanın 1 Ocak 2023 yılında yürürlüğe girecek olmasından da mütevellit çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Twitter'daki siyaset time'ı asla eskisi gibi olmayacak. Bir kere en başında ne yanlış ne doğru onlar karar verecek. Çünkü yalan haberin niteliğini tam olarak burada belirleyemiyorsun. Evet yanıltıcı haberler olabilir. Bunu bunlara zaten internette clickbait falan da diyoruz. Ancak yalan haber kime göre yalan haber? Mesela A Haber'in yaptığı haberlerin %90'ı kolpa. Onlara sorarsak kolpa mıdır? Tabii ki değildir. Türkiye şahlanıyordur, uçuyordur ve böyle bir durumda AK Parti kendi bacağına mı sıkacak? Kendi yandaş kanallarını mı kapatmak durumunda kalacak? Hiç sanmıyorum arkadaşlar. Örneğin Sedat Peker olaylarındaki tüm iddialara yanıt vermeye gerek kalmadan insanlar susturulabilecek. Bu yasa bunun gibi şeylere yarayacak. Biliyorsunuz seçim yaklaşıyor ve hükümet şu anda önünde ne engel varsa peker teker aşmak istiyor. Elindeki gücü kullanarak. Zaten söyledim arkadaşlar. Herhangi bir yasa tasarısı sunulduğunda AKP ve MHP'nin oyları yeterli oluyor. Mesela bir hukukçu konuyu şöyle değerlendirmiş. Sansür yasası geçince ne olabilir? Diyelim Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Siz de bunu paylaştınız. Sonra Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki Bay Kemal yalan söylüyor. Ülkeyi karıştırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı var. Sizin yok. Hadi bakalım soruşturmaya. Evet bu gerçekten de olabilir arkadaşlar. Kime göre yalan, kime göre doğru? Burada aslında birazcık bundan bahsetmek istemiştim. Paylaşımınız alenilik ölçütü karşılıyor. Cumhurbaşkanı ülkeyi karıştırmaya barıştırma amaçlı ve yalan dedi. Gerçeğe aykırılık ve kamu düzeni ile ilgili olma koşulu da var. E kamu barışını bozma riski de muhalefet partisi lideri tarafından söylendiği için mevcut. Bir savcı kararına bakar. Bu dezenformasyon hükmünün nerelere uzanabileceğini bu kadar yaratıcı bir savcılık müessesesi mevcutken öngörmek gerçekten mümkün değil. O nedenle sansür yasası salt gazetecilerle ilgili değil, herkesi ama özellikle de sosyal medyayı kullananları ilgilendiriyor. Hukuk o kadar çok esnek bir şey ki mesela bir avukat durumu böyle değerlendirmiş ve gerçekten de olabilir. Yani temellendirmeleri bana mantıklı geldi. Peki Tüm bunlar olurken muhalefet ne yapıyor dersiniz arkadaşlar hiçbir şey Hiçbir şey. Muhalefetten bu konuya dair tek bir ses bile çıkmadı. Özellikle ana muhalefetten bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu hala başörtüsü hakkında falan konuşuyor. Daha bu konuya da dün değindim. Başörtüsü konusu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve "Ulan AK Parti bu kadar kötüyse neden hala favori?" şeklindeki soruya cevap vermeye çalışmıştık. İyi e butonundan çıktı. Şu anda izleyebilirsiniz arkadaşlar o videoyu da. Siyasetçiler dışında başörtüsünü konuşan neredeyse kalmadı. Ancak hala suni gündemler yaratılmaya çalışılıyor. Oysa bizim gündemimiz gerçekten de çok önemli bir meseleyken. Özellikle sosyal medya gibi. Artık herkesin kullandığı, herkesin içerisinde olduğu ve bu yasa tasarısıyla beraber herkesin ipin ucunda olduğu bir gündem. Konuşmamız gereken bunlar, ana muhalefet liderinin konuştuğu bunlar. Diyecek gerçekten söz yok. Daha başını duman almış. Hükümet istifa dediğiniz şeklinde haberleri ben okudum.